Evet, merhabalar. Katılımcıları bekliyoruz şu anda. Hoş geldiniz hepiniz. Sanırım yavaş yavaş herkes katılmaya başladı. 8.30'da başlayacağız demiştik. Yaklaşık 3 dakikamız var. Evet, ben bu arada bir kere daha mesajları okumaya devam edeyim. Evet, Ahmet Bey hoş geldiniz. Zümrüt Hanım hoş geldiniz siz de. Diğer arkadaşlar da katılacaklar galiba birazdan. Ahmet Bey, sorularınız olacaksa buraya yazabilirsiniz. Geçen seferki sunumla ilgili de merak ettikleriniz, sorularınız varsa yine aynı şekilde yazabilirsiniz. Hikmet Bey, siz de hoş geldiniz. Soruları olan arkadaşların sorularını yazmalarını rica ettim. Bu akşam yine Skyward Community ile ilgili bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar dileyerek sunuma başlayalım diyelim. Bugünkü sunumun konusunu katılacak olanlar var olduğu için isterseniz bir 2 dakika daha bekleteyim ama bu sırada sorular varsa veya grup adına soru sormak isteyen varsa konuyla ilgili soru yöneltebilir. Onu da yine sunum sırasında okuyarak cevaplamaya çalışacağım. Hem vakit kaybı olmaz. Yine Ahmet Bey, Yüksel Ahmet var. Burak Bey var. Hoş geldiniz hepiniz tekrardan. Şimdi yapmış olduğumuz yönetim kurulu başkanlarıyla yapmış olduğumuz bir programımız oldu bizim. Bu program sırasında, daha doğrusu toplantı sırasında Türkiye yeni grup kuruldu. Yeni grup Hikmet Bey, Yeter Hanım, benim, Mahir Bey'in altında kurulmuş olan bir grup vardı. Yeni üyelerimiz ve aktif üyelerimizden oldu. Bir de yatırım miktarlarımız gayet güzeldi. Kısa bir zaman içerisinde güzel işler başardık ve bazı sözler vardı bize verilmiş olan. Sizden bazı beklentileriniz var. Bu beklentiler karşılığında Türkiye için daha iyi anlayabilecekleri ve Türkçe olarak çevirisi yapılmış haberle yayınlanacak diye bir konuşmamız olmuştu. Şimdi bu konuşmalar şöyle gerçekleşiyor. Biraz arka tarafı anlatmak istiyorum. Çünkü grubumuzda yazışıyoruz, görüşüyoruz, kısa kısa bir şeyler aktarıyoruz. Ve şöyle olacak, böyle olacak diye planlarla ilgili de yorumlar yapıyoruz. Fakat bir de bunun arka tarafında yapılan çalışmalarımız var. Yani Skyward Community'nin Türkiye tarafında ilerlemesi, Türkiye'de daha fazla insana ulaşabilmek için, daha büyük kitleye sahip olabilmek için bunu sadece yatırımcı olarak ve ortak olarak değil, bir de iş olarak kendimizin kazancımız olarak da değerlendirip ilerlemek istediğimizi de belirterek, çünkü sonuçta gruba katılanlar sadece yatırımlarıyla katılma isteğinde olmuyorlar. Birçok kişi de bir de kendi gruplarını kurarak buradan bir kazanç da sağlamak istiyorlar. Bu konuyla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Bunlar daha ileriki süreçlerde ortaya çıkmaya, şekil almaya başladıkça bunları da açıklayacağız. Bunu daha sonraki sunumlarda konuşacağız. Bu süreç içerisinde ilk başladığımız zamandan beri, yani sizi grubun içerisinde ben de aktif halde yer almaya başladıktan sonra yönetim kurulu başkanlarıyla toplantı yaparak, görüşme yaparak bazı taleplerde bulunduk. Yani hepimiz adına taleplerde bulunduk. Türkiye'de böyle bir kitle var. Hepsinin yatırımı var. Herkes yatırımına sahip çıkmak istiyor.
projeyle ilgili bilgi sahibi olmak istiyor diye bir talebimiz vardı. Bu talebin içerisinde ne yer aldı derseniz, bu talebin içerisinde Türkçe haber yayını istedik. Türk dilinde haberleri yayınlamalarını istedik. Eğitim materyalleri var. Kendi alt grubunu oluşturmakla ilgili eğitim materyalleri var. Bunların Türkçe çevirilerinin yapılmasını istedik. Türkiye'de bulunan grubun eğitimi için sunum yapılmasını, eğitim verilmesini istedik. Bunun da çalışması yapıldı. Şu anda siteye girip bakıyorsanız sayfalarınızı mutlaka aylık olarak kontrol edin. Bir ay başında kontrol edin, bir de ayın sonunda kontrol edin. Çünkü yatırımlarınız var, taksitlerinizi atlamamanız gerekiyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Haklarınızı kaybetmemek için. Sonuçta biliyorsunuz ki her indirim kampanyasından bazı şartları var. İşte tarihini geçirmemeniz gerekiyor. Bir taksiti atlarsanız sonraki taksitleriniz iptal oluyor. Aldığınız kadar, ödediğiniz kadar taksit tutarı işte hesabınıza geçmiş oluyor. Sizin adınıza hissedarlar şeyinde kayıt altına, reisinde kayıt altına alınıyor. Bazı taksitler var ki iki kere, üç kere atlatabiliyorsunuz ama üçüncüden sonra artık yeniden taksitler yapılandırmaya izin vermiyor. O yüzden hangi kampanyadan hisseniz var, hangi indirimlerde yararlandınız ve o indirimlerin şartları nelerdir bunları iyi takip edin. Karıştırmayın lütfen. Çünkü bazen arkadaşlar arıyorlar, şu paketi yaptım, işte böyle oluyormuş, ödemesem bir dahaki ayda ikisini bir ödeyebiliyormuşum gibi cevaplarla bana ulaşıyorlar. Orada düzeltme yapıyorum. Hangi paketi aldılarsa onunla ilgili açıklamalarını kendilerine sunuyorum. Mesela 600 dolarlık ve 1200 dolarlık paketlerde hangi ayın taksitini ödediyseniz o ayların hisseleri sizin adınıza artık geçirilmiş oluyor. Eğer ki mesela diyelim 5. aya kadar hepsini ödediniz ama 5. ayda ödemeyi yapamadınız. 5. aydan sonra 7 taksitiniz daha varsa 5. aya kadar olan ödemelerin hisselerini sizin adınıza tescil ediyorlar. Fakat ondan sonraki taksitler iptal ediliyor. Bunu karıştırmayın. Ama daha önceki paketlerde üyelik yaptığınız zaman 3 kere gecikme hakkınız vardı ve yapılandırma yapabiliyordunuz. O paketlerle bu indirimli paketleri karıştırmayın. İndirimli paketlerin zaten avantajının bir tarafı da bu. Taksiti düzenli ödeyip almanız. İndiriminizi o zaman tamamıyla hak ediyorsunuz. Yoksa aylık olarak ne kadarına bölündüyse o indirim o kadarını hak etmiş oluyorsunuz. Bunu da hatırlatmak isterim. Hisseleri olanlar bunu bilmesi gerekir. Saniye. Tercümeler konusunda konuya tekrar döneyim. Yani artık bizim bir Türkçe haber akışımız var. Onu takip ediyoruz. Ve eğitim sunumuyla ilgili tercümesi yapılan şu anda dokümanlar var. František Solar ve Vladimir Maslov'un söz ettiği bu eğitimle ilgili dokümanlar Türkçe'ye çevriliyor. Bunlar çevrildikten sonra bir kontrolümüze bize gelecek. Çevirinin okunması için bize bir gönderilecek. Biz bunu bir kontrol edeceğiz. Ondan sonra eğitimimiz başlayacak. Eğitimimiz başladıktan sonra artık kendi aramızda yapılarımızı nasıl oluşturacağımızı, yapılarımızı nasıl kontrol edeceğimizi, büyümek için neler yapmamız gerekiyor, standart çalışmalarımız neler olması gerekiyor gibi soruları hepsini birlikte çalışarak büyüme hedefimize ulaşacağız. Bunun dışında birinci yapılmış olan en önemli konulardan birisi buydu. Ondan sonra bu grup talep ederse
Yönetim kurulu başkanlarıyla yönetim içerisinde bulunan kişilerle bir toplantımız olacak diye bir söz vermiştik. Bunu da gerçekleştirdik. 26 kişilik, 28 kişilik bir katılım vardı. Bu katılım toplantının sonuna kadar gayet güzel gitti diye düşünüyorum. 20 kişiye kadar devam ettik. Toplantının sonuna geldiğimizde 20 kişiydik. Bu da güzel geçti. Orada sorularınıza cevap buldunuz diye düşünüyorum. Sorularına cevap bulmayan olduysa buradan ben sorularıma cevap bulamadım diyebilirsiniz. Onları yine tekrardan kontrol ederiz, hatırlatma yaparız. Cevaplamamız gereken ekstra bir şeyler varsa bunları da cevaplamış oluruz. Bu şekilde devam ederiz. Şu anki katılım da gayet güzel devam ediyor. 9 kişi olarak grubun içerisinden devam ediyoruz. Bugünkü arkadaşlar konular içerisinde aklıma geldiği kadar yayın sırasında sizinle tekrar ediyorum ve aklıma gelenleri hemen aktarmaya çalışıyorum. Bilgi paylaşımı olması niyetiyle. Şimdi bugün grubun içerisinde yapılan bir tartışma vardı. RSV Invest TR diye. Ben TR olarak soru sorduğumda bana verilen cevap şu şekildeydi. RSV Invest TR diye bir şirketi biz tanımıyoruz denildi. Şimdi burada tanımıyoruz dedikleri zaman ben sitenin link adresini de attım. RSV Invest TR var, bir de RSV Invest var. Yani asıl ana şirket RSV Invest. Skyward Community'nin ana şirketi RSV Invest olarak geçiyor. RSV Invest'e girdiğiniz zaman kendi hisselerinizin nerede kayıtlı olduğunu görebiliyorsunuz. Malum şahıs bununla ilgili eğer açıklama yapıyorsa ya da sizin hisseleriniz orada kayıtlıysa bunları siz kontrol edebilirsiniz. Bu soruyu çok soruyorsunuz. Eğer gerçekten aklınıza takılan bir şey varsa bununla ilgili lütfen siteye girin. Kayıtlarınızın, bilgilerinizin kontrolü için siteden bu kontrolleri yapabilirsiniz. Kontrolleri yapıp hisselerinizin sizin adınıza tescilli olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer ki hisselerinizi göremezseniz kiminle muhatap olduysanız o kişiyle irtibata geçerek aklınıza takılan veya neden böyle olmamış ya da neden böyle olmuş diye sorularınız varsa bunları onlara sorabilirsiniz. Net cevaplarınızı alacağınızı düşünüyorum. Ama öncelikle RSV Invest ana şirketten kontrol edin. Emin olun. Sonra iletişime geçin lütfen. Bunu da bu şekilde cevaplamış olayım. Hani kimsenin aklını karıştırmak değil niyetimiz. Sadece bir sorulduğumuz zaman TR diye bir şeyi bilmediğimizi ama RSV Invest ana şirket olduğunu söylediler bize. Biz de bunu aktarmış olduk. Hisse satışı sadece ve sadece Skyward Community olarak yapılıyor. Bunu lütfen karıştırmayın. Bunu diğer yatırımcı arkadaşlar çok ısrar ettikleri için RSV Invest'e giriş yaparak kontrol ettik. Hisse alabiliyor muyuz diye baktık. Hisse alamıyoruz. Sonradan sorduğumuz zaman yetkili kişilerden bize dönüş şu şekilde oldu. RSV Invest projeyi devam ettiren ve geliştiren ana şirket. Skyward Community ise RSV Invest'i destekleyen, maddi finansman olarak destekleyen ve hisse satışlarını yapan şirkettir. Hisse almak isteyenler Skyward Community'den sadece alabilirler. Bunu netleşelim. RSV Invest'te bir dönem tokene başlatıldı fakat tokenin karlı olmadığı kararına ve tam olarak piyasada yer bulamadığından dolayı şu anda durdurdular. Bunu da František Szolár beyefendi kendisi açıkladı. Bir önceki toplantıda açıkladı. Bunun tercümesi yapılmıştı. Fakat tabii toplantı yoğun geçtiği için unutulmuştur. Bunu da hatırlatayım size. Token satışını belirli bir süreye kadar durdurdular. Çünkü bazı borsada bazı dengelerin sağlanmamasından dolayı piyasada tutturulmadığı için
durdurma kararına vardıklarını, kimseye zarar gelmesin diye böyle bir kararı uyguladıklarını söylediler. Hatta hisseleri bir ara değiştirebiliyordunuz tokenlerle. Şu anda onu da durdurmuş durumdalar. Bir deneyelim dediler. Denedikten sonra gerçekten biz bundan verim alırsak ondan sonraki süreçte hisseleri tokene değiştirmeyi ve token satın almayı da devreye koyacaklarını söylediler. Tekrar söylüyorum, Skyward Community'den hisse alabiliyorsunuz. Başka herhangi bir yerden hisse alamıyorsunuz. Başka kişiler beni de benim olduğum gibi de sizleri de aslında ilgilendirmiyor. Eğer kişi tercihiyle gidip başka bir yerden hisse satın almak istiyorsa bu bizi kesinlikle ve kesinlikle etkilememesi gerekiyor. O onun kararıdır. Demek ki o muhataplarını biliyor ki oradan satın alıyor. Biz burada muhatap olduğumuz kişileri tanıyoruz. Ben ne kadar tanıyorsam siz de o kadar tanıyorsunuz. Ben sizden daha fazla tanımıyorum. Ben sizin aracılığınızla o insanlarla irtibata geçebilip sizin sormak istediğiniz soruları cevaplamak için birlikte sizinle çalışarak bu soruları yöneltiyorum ve cevapları aldığım zaman size anında zaten dönüş yapıyorum. Bunu da genelde toplantıda yapmak istiyorum. Çünkü toplantı dışında herhangi bir açıklama yapıp sorumluluk almak istemiyorum arkadaşlar. Hiç kimsenin hakkına girmek istemiyorum. Herkes yatırımını yaparken kendisi karar vermeli, kendisi riskini göze almalı, kendisi kazanacağı kazancını düşünmeli. Burada ne ben sizi sorumlu tutabilirim, ne siz beni sorumlu tutarsın, ne de bir başkası herhangi birisini tutabilir. Yatırım yaparken dikkat ettiğim konulardan birisi benim şahsen söyleyeyim. Ben bana zarar vermeyecek kadar yatırımda bulunuyorum. Eğer ki ben bunu göze aldıysam ben bunu alıyorum ve yapıyorum. Beni aşmayacak şekilde yatırımda bulunuyorum. Fırsatım veya imkanım varsa daha fazlasını ve yararlanmak istediğim çok güzel paket varsa burada riskimi yükseltiyorum. O paketin avantajını kaçırmamak için. Böyle paketlerimiz şu anda sistemimizde var. Verilmiş olan 600 binlik 600 dolarlık paketlerin içerisindeki sayılar şu anda tükenmek üzere. Yani 600'lük paketler sınırlı, 1200'lükler daha sınırlı. Bir de 5000 dolarlık paket ve 10.000 dolarlık paket olarak devam ediyor. 5000 dolarlık paketin içerisindeki hisse sayısı nedir derseniz, 5000 dolarlık paketin içerisindeki hisse sayısı 500 bin adettir. 10.000 dolarlık hisse paketi ise 1 milyon hisse sayısıdır. Bunların nominal değerlerinin hisselerin borsaya çıktığında 1 dolar olacağını hepiniz biliyorsunuz. O yüzden yatırım yaparken size getirilen avantajlar, sunulan avantajlar ve sizin için dezavantaj olan kısımlarını düşünün. Avantajınız nedir ve dezavantajınız nedir? Kazanırsanız ne kazanacaksınız ve kaybederseniz ne kaybedeceksiniz? Bunların analizini siz kendiniz doğru yapabilirsiniz. Sizden daha başkası en doğru kararı veremez. Herkes kendi durumunu analiz edebilme kapasitesine sahip. Herkes düşünüp neyin doğru olduğunu hesaplayabilecek durumda. Zorda kaldığınız zaman her zaman bizimle irtibata geçebilirsiniz. Hikmet Bey, Yeter Hanım burada grup içerisinde lider olarak devam eden kişiler. Bunlar üzerinde iletişime geçerek sorularınızı sorabilirsiniz. Bunların altında üyeliklerinizi yapabilirsiniz. Herhangi bir yakınınızın üzerinden yapmak istediğiniz üyelik varsa bunları gerçekleştirerek, gruba katılarak, yönetim kurulu başkanlarıyla, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelip yuvarlak masa toplantılarına katılabilirsiniz. Bu toplantılar genişleyecek. Bu toplantılar daha aktif hale gelecek ve bu toplantılar şu karantina ve korona ve Covid dönemini atlattıktan sonra resmiyete de dökülmeye başlayacak. Türkiye'de
belirlenmiş şehirler arasında yine bu yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek, yetkililerin katılımı ile gerçekleşecek. Yetkili kişiler, projenin içerisindeki yetkili kişiler, buradaki büyük iş adamları ile birlikte yapılacak olan toplantılara katılacaklar. Bu şekilde yolumuzu devam edeceğiz. Bundan sonraki çalışmalarımız içerisinde şu anda büyüme aşamasındayız. Biz bir güç olduk. Bir güç olduğumuz için bize yani şöyle diyelim, bir insan bir işe başladığı zaman bir patron ona puan verirken 100 puanla başlatmalı. 100 puanla başlatırsınız ve eğer çalışan bu 100 puanını koruyorsa demek ki doğru insanı bulmuşsunuz demektir. Eğer ki bu çalışan bunun değerini bilmiyorsa ya da neyi yaptığını bilmiyorsa puanını kendisi eksiltmeye başlar. Yani %90 olur, 70 olur, 50 olur, belki de %20'ye kadar kendini düşürecektir. Bu kişilere ve şahıslara, prensiplere, karakterlere kalmış bir şey. O yüzden biz burada başlamışken bize verilen fırsatları biz şu anda 100 puana kadar çıkartmış durumdayız. Bize şu anda 100 puanlık bir fırsat verildi. Bunu düşürmek istemiyoruz. Çünkü arka plandaki çalışmalar devam ediyor. Bu fırsatları, bu iş olanağını biz daha da yükselteceğiz. Hem görev alacağız, hem Türkiye tarafında önde bulunacağız büyüme konusunda. Söz sahibi olacağız. Biz bu projenin içerisinde bir partneriz. Biz bu projenin içerisinde bir ortağız. 15. aşamanın bitişine kadar katılanlar, hisse alanlar, aktif olanlar hepsi partner, ortak olarak kalacak. Biz bunu şu anda değerlendiriyoruz ve Türkiye'yi en iyiler içerisinde öne taşımaya çalışıyoruz. Ve bunu başarıyoruz. İnanın bana, gerçekten başarıyoruz. Başarmasaydık böyle güzel tepkiler alamazdık. Yani bu arada sorularınızı okuyorum. Türkiye'de RSVTR'den hisse alanlar temettü alacak mı? Türkiye RSVTR ile ilgili arkadaşlar, Ahmet Bey lütfen. Türkiye RSVTR kimden aldıysanız o kişiyle görüşüp bu soruyu ona yöneltin. Çünkü bu sorunun cevabını ben bilmiyorum. Ben RSVTR'nin içerisinde sistemi hiç açmadım, hiç incelemedim ve nasıl bir satış olduğunu ve kimler tarafından yürütüldüğünü bilmiyorum gerçekten. O yüzden RSVTR'nin hisseleriyle ilgili temettü alınacak mı, alınmayacak mı? Bu soruyu sormanız gereken kişi size bu satışları yapan kişi. Size altına üye yaptıysa bu kişi, o kişiyle irtibata geçin ve hakkınız gerçekten varsa, yani bu benim hakkım, bu benim emeğim, ben yıllarca buna emek verdim diyorsanız o kişiyi sorgulayın lütfen. Çünkü bunun sorusunu bana soruyorsunuz fakat ben size diyorum ki RSV Invest'i biliyorum. Ana şirket RSV'de TR olarak ben bir şirket bilmiyorum. Eğer RSVTR, RSV Invest yani yabancı şirket bizim ana şirkete bağlıysa ve siz oradan aldıysanız ve buraya sizin üyeliğinizi yapan kişiler bunu gerçekten ispatlayabiliyorlarsa demek ki onlar kendilerine eminler ve bunu size ispatlayabiliyorlar. Bunlara o soruları sorun lütfen. Ben bunu cevaplama yetkisine kesinlikle ve kesinlikle sahip değilim ve kesinlikle sorumluluğunu da almak istemiyorum Ahmet Bey. RSVTR ile ilgili herhangi bir soruya cevap vermeyeceğimi tekrar söylüyorum. Benim aldığım bilgi, RSVTR'yi tanımıyoruz. RSV Invest olarak ana şirket evet faaliyette fakat Ar-Ge çalışması, proje yönetimi, proje satın alma ofisi gibi çalışıyor. Yani gerçekleştirilmesini talep eden ülkeler, kişiler, kurumlar oraya başvurularını yapıyorlar, orayla görüşüyorlar. Hisse satışı RSV Invest'te yok. RSV Invest'te
Sadece projelerin yönetimi geliştirilmesi var. TR olarak yapılan satışları sorumlu kişiyle görüşün ve onlarla görüşmelerinizi devam ettirin. Onları sorguya alın lütfen. Hakkınız çünkü. Yatırım yapmışsınız. Tabii ki de merak ediyorsunuz. Yani belki de milyon hisselik bir yatırımlarınız var. Ben bilemiyorum kimin ne kadar orada yatırımı var. Hakkınız varsa orada gerçekten böyle kayda değer haklarınız varsa şahıslarla irtibata geçin. Geçin ve eğer hisseleriniz varsa onları sizin adınıza RSV Invest'e veya Skyward Community'ye devretsinler. Size göstersinler bu hakların evet burada gerçekten tescillidir desinler. Ses konusunda kontrol edebilir misiniz? Seste sorun mu var diye soranlar olmuş. Sanmıyorum seste sorun olduğunu. Evet, benim de sorun var seste. Hangi borsada listelenecek kredimiz var mı? Hangi borsada? Borsa konuş. Sunda söylemişlerdi. Borsaya çıkış yapıldığında açıklama yapılacak. Borsaya çıkış yaptık diyeceklerdi. Hangi borsada olduğundan açıkçası herhangi bilgim yok. Bir de şu konuyu unutmayın. František Solar Beyefendi, bir de Vladimir Maslov Beyefendi açıklama yaparken František Bey şöyle söyledi. Çok derine iniyorsunuz. Zamana bırakın, zamanı geldiği zaman bunlar açıklanacak dedi. Siz şu andaki yaşanması gereken süreci yaşamadan sonucu görmek istiyorsunuz. Sonucu henüz yönetim kurulu ve yöneticiler dahil hiç kimse şu anda bilmiyor. Bu sadece planlanmış olan bir süreç. Yani planlamalar nasıl yapılır? Günlük yapılır. Haftalık yapılır, aylık yapılır, 3 aylık yapılır, 6 aylık yapılır, 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık ve en ileriye 10 yıllık yaparsınız. Yani bunlar planlamadır ama her sene aynı değerleri, aynı kaliteyi, aynı yükselişi tutturacaksınız diye bir kaide hiçbir yerde yoktur. Üstüne çıkabilirsiniz, altta kalabilirsiniz. O yüzden sizin şu anda sorduğunuz borsa hangi borsada listelenecektir falan bunlar borsaya çıktıktan sonraki sorulması gereken sorular. Bunu şu an sorsanız yetkililer de buna cevap veremeyeceklerdir. Plan var sadece. Planın içerisinde değişiklikler yani sapmalar olabilir. Sapmalar düzeltilebilir. Bunların nasıl yapılacağını biz o zaman göreceğiz. İnanın ki benim de kendi yatırımlarım, yani benim tanıdığım o kadar büyük yatırımcılar var ki bunlar bile sadece yatırım yapmakla meşguller. Bunun ayrıntılı kısımlarına geçmekle şu anda hiç ilgilenmiyorlar. Çünkü projenin nereye gittiğini, gidişatını, nasıl büyüdüğünü onlar görüyorlar. Siz de lütfen bunu görün. Hani odaklandığınız o alandan hangi borsaya çıkacak? Sertifika kayıt ne zaman bitişe geçecek gibi düşüncelerdense şu anki akışı izleyerek devam edin. Ne kadar olumlu düşünürseniz o kadar olumlu şeyleri çekersiniz. Olumsuz düşünmeyin. Olumlu düşünün ve olumlu olanları çekin yani. Çekin. Gerçekten çekmeye çalışın yani. Kendinizi büyütün. Kolunuzu büyütün. Yani grubunuzu büyütün. Alt kollarınız büyüsün. Siz ileriye doğru odaklanarak bu süreç içerisinde büyüme fırsatınız var. Ya ek gelir elde etme fırsatınız var. Buna odaklanın. Burak Bey, evet Hikmet Bey 2021'de borsaya gireceğiz dedi. Doğrudur. Bu bize toplantıda söylendi. Toplantıya katılan arkadaşlar bunu biliyorlar. Bilmeyenlere de yine açıklayalım tabii ki de. Evet, projenin 15. aşamasının 2021'in
ortasında sertifikalandırma süreçleri yavaş yavaş tamamlanmış olacak. 2021 hayır 2021'de borsaya girmeyecek. 2022'de borsaya girecek. Çünkü biz 14. etaptayız. 15. etap 2021 yılı. Bu 15. etap bittikten sonra biz borsaya çıkış yapıyoruz. Yani 2022'yi buluyor. 2021'in yarı yılından sonra sertifikalandırma süreci başlayıp 2022'ye kadar planlanmış olarak bitirme düşünceleri var. Bunun üzerinde yoğunlaşarak devam ediyorlar. Süreç içerisinde bir sapma olur mu, olmaz mı? Bunu net bilgi olarak kesinlikle ben bunu size net bilgi olarak veremem tabii ki de. Bize söylenmiş olan açıklama bu şekilde. 2022'de borsaya çıkma planımız var denildi. Bunu söyleyebilirim. Net bilgi istiyorsanız siz de süreci bekleyeceksiniz benim gibi. Ben de bekliyorum çünkü. Evet, Yüksel Bey, Ahmet Bey buradan cevap vermiş. Burak Bey'e. Burak Bey, biraz bekleme sürecimiz var. Lütfen siz de akışta kalın. İleriye dönük zaten hepimiz göreceğiz ne olacağını. Biz şu anda Türkiye'de güçlenmeye çalışıyoruz. Buna odaklıyız. Buna odaklanmayı tercih ediyorum. Ben de aynı şekilde tercih ediyorum. 5.000 dolarlık hisselerden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar burada kayıtlarınızı yapıp hisse senetlerinizi çoğaltabilirsiniz. Böyle fırsatlar gelmeyecek. Bu fırsatlar bir sonraki kampanyada %100 artış gösterecekler. Yani bunları değerlendirin. 600'lük paketler ve 1200'lük paketlerde az kaldı. Bunlar azalıyorlar. Almak isteyenler fırsat alabilirler. Taksitli fırsatları var. 12 aylık taksitleriniz var. 50 dolardan bir taksit ödeme durumunuz olacak. Bu çok büyük bir bütçenizi etkileyeceğini sanmıyorum. 1200 dolarlık fırsatlarda da yine 12 taksit 100 dolarlık bir ödemeniz her ay var. Bu da kaldırabileceğiniz bütçe ise buraya da başvurabilirsiniz. Kayıtlarınız devam ettikçe Hikmet Bey ve Yeter Hanım'la irtibata geçin. Lütfen benimle de geçebilirsiniz. Ben de yönlendirebilirim. Ama Hikmet Bey ile Yeter Hanım'la irtibata geçerek bütün sorularınızı sorarak kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Yapmak istediğiniz grubunuz varsa, alt grup oluşturmak istiyorsanız, iletişim bilgileri ve buna evet katılabilir dediğiniz kişileriniz varsa, onlara teklifi sunamıyorsanız, grubunuzun lideriyle, Hikmet Bey ile, Yeter Hanım'la, benimle irtibata geçip ben bu projeyi sunmak istiyorum, nasıl sunacağımı bilmiyorum diye bağlantıya geçerseniz biz size yönlendirme ve yardımcı olacağız. Daha ilerleyen süreçlerde zaten eğitimde almaya başladıktan sonra bir de iki de üç de derken siz kendiniz deneyim kazanacaksınız ve bir iki üç derken bir de gelir elde etmeye başladığınız zaman şunu göreceksiniz. Sizin paketleriniz zaten elde ettiğiniz gelirle ödenmeye başlayacak. Yani siz oradan kazandığınızı paketinize yatırarak paket sayınızı, taksitinizi tamamlamış olacaksınız. Yatırımınızı bu şekilde de arttırabilirsiniz. Bunu değerlendirin. Ben paramı yatırdım. Herhangi bir şey yapmak istemiyorum. Amenna, saygı duyarım. Ama ben paramı yatırdım. Ama kazanç da elde edip de onun da otomatik olarak kendisini ödeyip sirkülasyon sağlamasın ve büyümeye devam etmek istiyorum dediğiniz zaman da bunu da yine dediğim gibi alt gruplarınızı oluşturarak kendiniz devam ettirebilirsiniz. Çok da güzel bir fırsat olur sizin için. Yani şöyle söyleyeyim, sizin adınıza çalışan bir sisteme sahip olacaksınız. Sizin adınıza çalışan bir sistemin içerisinde yer almak gerçekten çok güzel. Sizin adınıza sistem size gelir sağlayacak. Sizin adınıza sizin hissenizi ödeyecek. Sizin adınıza yatırımınız daha fazla büyüyecek ve belirli bir süreçten sonra siz bu yatırımı
Nakite çevirmeye başlayacaksınız. Nakite çevirdiğinizde daha fazla mutlu olduğunuz zaman, evet benim emeğim gerçekten boşa gitmemiş diyebileceksiniz. Burada bir zaman, bir süreç var. Bu süreç insanı ne kadar böyle tedirgin de etse, kurmuş olduğu o alt gruplarla bu tedirginliği biraz daha atarak bir de sistemin içerisine girdiğiniz zaman şunu görüyorsunuz ki gerçekten doğru bir sistemin içerisinde yer aldınız. Gerçekten bu sistem size bir getiri sağladığını ve aslında sistem kendini kendi beslediğini de göreceksiniz. Kolaylıkları içerisine girdiğiniz zaman yaşamaya başlayacaksınız. Küçük hisselerle başlayın, korkmayın. Şu küçük hisselerin size çok büyük, buraya katılan kişilerin öyle çok küçük gelirleri ya da çok küçük bir hayalleri olduğunu düşünmüyorum ben. Mutlaka hayalleriniz çok güzel ve geniş hayale sahipsiniz ki siz şu anda bu işin içerisinde yer alıyorsunuz. Yapacağınız iş öyle çok basit bir iş değil. İleride sizin için bir gurur kaynağı belki de olacak. Ülkenizde bu işi ilk başlatan kişilerden birisi olmanın, sebebi olmanın gururunu yaşayacaksınız, mutluluğunu yaşayacaksınız. Bunları hissettikçe daha çok isteyeceksiniz, daha fazlasını isteyeceksiniz, daha mutlu olacaksınız, rahatlayacaksınız. Sistemi kullanmanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Sunum programı ile ilgili de eğitim programı ile ilgili eğitim programı çok güzel hazırlanıyor. Gerçekten sizi sadece bu sistemin içerisinde nasıl var olacağınızı göstermeyecek o program. Bütün ticari iş anlaşmalarında nasıl ilerlemeniz gerektiğinin eğitimini alacaksınız. Mümkünse o eğitimi yine kendim sunmak da isterim aslında. Sizlerin tepkisi ne olur bilmiyorum. Belki bir iki sunumu diğer yetkililerle yaparız. Ama sonrasını biz kendimiz bir Zoom talebinde bulunup Mirapolis hep kalacak onu söyleyeyim. Her hafta buradan bir yayın yapılacak. Her hafta buradan buluşacağız. Ama Zoom programını eğitimimiz için kullanmak için bir başvuruda bulunacağız şirketten. Oradan eğitimi sürdüreceğiz. Neden Zoom'dan? Çünkü video görüntüsüyle birbirimizle irtibatta, birbirimizi görerek yapmak çok daha verimli geçecektir. Çok daha güzel bir enerji ve pozitiflik katacağını düşünüyorum. Bunu da yine planlarımızın arasına almış durumdayız. Bu kısa vadeli olan planlamalar. Bunları yine sizinle paylaşacağım. Bana sormak istediğiniz başka bir soru varsa lütfen yazın. Çünkü çok fazla zamanım kalmayacak. Bize tanınmış olan süre bitmek üzere olacak. Belki de bir 10 dakikam daha vardır. Eğer sorularınız varsa cevaplayayım. Paketlere üyelik yapmanızı tekrar tavsiye ediyorum. Vurguluyorum. İzinlisiniz diyorum. Pakete üyelik yapmakta hepiniz izinli olarak kendinize izin verin. Yapın, görün, deneyin. Sistemin sizi de nasıl büyüttüğünü, desteklediğini ve size nasıl kazandırdığını siz kendiniz görün ve yaşayın. Bu konuda ısrar ediyorum hepinize. Yani başka ne diyebilirim? Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Hepinize buradan çok çok teşekkür ediyorum. Yayına katıldığınız için, dinlediğiniz için. Grubun içerisinde eğitim grubu oluşturuldu. Bu eğitim grubuna katılmak isteyenler veya katmak grubunuzdan, alt gruplarınızdan, birinci kollarınızdan katmak istediğiniz kişiler var ise Hikmet Bey ile irtibata geçerek, Yeter Hanım'la irtibata geçerek gruba numarasının kayıt yapılmasını rica ederseniz arkadaşlar ilgileniyorlar. Gerçekten çok verimli çalışan arkadaşlar. Dağılan grupları bile bir araya toplayabilen kişileri ben buradan gerçekten tebrik ediyorum. Çok verimli çalışan bir arkadaşlar ve inanın yol arkadaşı, yoldaş olmak, birlikte olmak, onlarla birlikte olmak güzel yani.
inandığınız kişiler olması gerekiyor. Güvendiğiniz kişiler olması gerekiyor yanınızda ki siz o başarıya giden yoldan sapmadan devam edebilirsiniz. Tökezlemeden devam edebilirsiniz. Bunlar da o arkadaşlardan birkaçı diyelim. Daha çok olalım, daha güzel büyüyelim, daha fazla söz sahibi olalım. Ve şuna da inanıyorum, biz burada çok yüksek bir seviyeyle devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sanırım sorular yok. Ben buradan bu arada kontrol ediyorum. Soru yazan yok. Demek ki ikinci toplantıdan sonra bütün sorulara cevabı alabilmişiz. Evet. İkinci toplantıdan sonra sorularımızın net cevaplarını almışız. Akışa bırakıyoruz, bekliyoruz ve sonucunu hepimiz mutlulukla yaşıyoruz. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Değerli zamanınızı ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkürlerimi sunarım. İyi akşamlar hepinize.